Sevgili Çukurova hemşehrilerim, gelişen yüzüyle İstanbul ilçeleri arasında adından sıkça söz ettiren ilçemizde cennet memleketimizin dört bir köşesinden gelerek buraya yerleşmiş ve burada hep birlikte kardeşçe yaşamaktayız. Anadolu gibidir Bağcılar. Bizler birbirimize gönül bağıyla bağlıyız ve bu bağın adı da memleket sevdası. Cennet yurdumuzun farklı yörelerinden gelip Bağcıların kültürüne zenginlik katan sizlerin ata ocaklarınıza dair hazırlamış olduğumuz bu belgesellerle kardeşliğimizi daha da pekiştirmek istedik. Birbirimizi daha da yakından tanıyalım dedik. Modern belediyecilik anlayışıyla daha modern, daha gelişmiş bir adım önde Bağcılar için durdurak bilmeden çaba göstermeye devam edeceğiz. Bu belgeselleri izleyip ata topraklarınız olan özleminizi bir nebze de olsa giderin istedik. İyi seyirler diliyorum. Sinop, Boyabat Çukurhan Köyü. İnsanoğlu var olduğu günden itibaren barınma ve beslenme arayışına girdi. Önce mağaralar, sonra taş evler derken birlikte yaşamanın güvenli olduğunu tecrübe ettik. Küçük evlerden büyük yerleşim merkezleri oluşturuldu. O yerleşim merkezleri önce köye, sonra şehre dönüştürüldü. Sıcaklık, samimiyet köylerde var. İşte o köylerden biri Çukurhan Köyü. Köy il merkezine 60, Boyabat ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta. Köyde 350 hane bulunuyor. 50 kişi ikamet ediyor. Medeniyetlere ev sahipliği yapmış Çukurhan Köyü'nde ağaçların arasında ilerlerken yemyeşil görüntüsü taşlı yollarına gözümüz takılıyor. Köy bizi içine çağırırken, geçmişte büyük düğünlerin, kızların çeyizini serdiği, damadın kıyafetini giydiği, uzun yemek sofralarına ev sahipliği yapmış, görkemli meydan, sakin duruşuyla karşılıyor. Köye adımımızı atar atmaz ilk sohbetimizi Erol Şahin başla yapıyoruz. Gelin köyle ilgili bilgileri ondan dinleyelim. Köyümüzün 5 tane mahallesi var abi. Burası Orta Mahalle, Aydın Mahallesi, Demirayaklı Mahallesi, Söku Mahallesi, bir de yaylamız var yukarıda abi. Buradan aşağı inince bir de oğamız var. Hane 350 falan ev var abi. Kişi olaraktan, duran olaraktan 50 kişi falan anca yazın çoğalıyor, kışın azalıyor. Koç yapıyorlar İstanbul'a şehirleri. Abi yeni camimiz var işte, bir iki sene oldu yaptıralı. Yani Allah razı olsun önderci olandan, yapandan da. Aşağıda okulumuz var, çocuğumuz yok. Selbisinden çarşıya gidiyor Boyabat'a. Şu anda da şu gördüğünüz mescidimizi göçeriyoruz. Allah nasip ederse yeniden yapacağız yani. Buranın geçim kaynağı abi. Hayvan, dışarı gidiyoruz, çalışıyoruz. Kimisi yemek kuruyor. Ben şimdi Boyabat'tan geldim. Boyabat'ta duruyorum çalışmak için. Şu mescide yardım için geldim bugün. Abi burada ekin, ekersin. Çoğu da ekmiyor gari, bitti yani. Az ekiyorlar, yaylalar ekiyorlar. Fazla ekilen yok. Koşu vardı önceden, onunla falan kalktı. Geç yok zaten. Genç olmayınca da yaşlılar bir şey yapamıyor yani. Gençler durmuyor burada. Çukurhan Köyü Birlik Camii'ne bakıyoruz şimdi. 2017'de inşa edilmiş. Motifleri ve bu motiflerin renk renk boyaları görülmeye değer. Alt katında yemekhanesi de bulunuyor ve köylünün ihtiyaçları karşılanıyor. Arkasındaki manzarayla beraber adeta bir kartpostalı andırıyor bizlere. Camiler bizim Rabbimize kulluğumuzu, ibadetimizi, duamızı paylaştığımız mekanlar. Duamızı edip camiden çıkıyoruz. Köyün içinde eski ile yeninin buluştuğu evler makinamıza güzel anılar bırakıyor. Ağaçlar bizim veli nimetimiz. İnsanoğluna da, hayvana da can. Toprağa sıkı sıkı sarılan vefalı bir dost.
Köyün köyüm, Haşin köyüm. Bağın bahçen yeşil köyüm. Benim için altın köyüm. Toprakla taşın köyüm. Köyün şu anda kullanılmayan okulu da burası. Kimler geldi, kimler geçti bu okuldan? Kim bilir neredeler şimdi o çocuklar? İçinde yaşayanı olmadığı gibi senede bir defa dahi kapısını aralayan kimsesi kalmamış eski evlerin. Yanından geçerken içimizi bir hüzün kaplıyor. Köyün ekonomisi hayvancılığa dayanıyor. Bizler burada birbirimize toprak olup sevgiyle sarmalıyoruz. Bazen şefkatimizle birbirimizin yaralarına merhem oluyoruz. Yukarıdan bakıldığında bir avuç toprağa serpilmiş birkaç ev gibi görünüyor Çukurhan Köyü. Köy halkının eskiden tarım ürünleri sakladıkları ambarlar şu anda virane şekilde görünüyor. Yeşilin kokusu, suyun sesi, zamanın akıp gittiğini hatırlatıyor gibi. Her mevsim ayrı güzel burası. Yolu düşenin mutlaka gelip görmesi gereken cennetten köşe bir köy burası. Kavak ağaçları bulutlara komşu sanki. Ne kadar da aydınlık bir gökyüzü. Güzel havayı fırsat bilen inek sürülerine rastlıyoruz gezerken. Hayvancılık faaliyetlerinin olduğu bu köyde hayvanlar coşkulu ve mutlular. Belki de bu inekler türleri arasında en şanslılardır, kim bilir. Sinop'a gelmişken leziz mutfağından da bahsedelim. Örneğin kaşık çıkartmasını söyleyelim. Zılgıt böreği, hasuda, sırık kebabı, tak tak helvası, ezmesi ve daha nicesiyle harika bir yöresel mutfak örneğidir Sinop mutfağı. Dursun Şahinbaş amcamız, bu köyde doğmuş büyümüş. Eskileri anlatacak bizlere. İzliyoruz kendisini. Çukurhan Köyü'nde doğdum, büyüdüm. Yaş 77. 46 doğumluyum. Ben okula falan gitmedim. Askerde öğrendim yazıyormadı. Hepsi yaşlarında davar güttük. Ondan sonra gittik dağlarda. Mantar topladık. Sonlarda taş tepmesini oynuyorduk. Buradan vuruyorduk gidiyorduk. Top gibi. Çelik çomak oynuyorduk. Çeliği vurdu mu gidiyordu öğrendi onu. Ayakkabı ne güzel. Çaruk vardı benim doğduğumda. Çaruk vardı. Ondan sonra da lastik çıktı. Tor. Oo. Böyle öyle bir kar yağıyordu ki bir metrenin üzerinde her gün yağıyordu, her gün. Evlerin üzeri var ya göçüyordu böyle, o kadar her zaman yağıyordu. Çok yağıyordu. Ava gidiyorduk, tavşan avına, keklik avına. Tavşan avına, keklik avına gidiyorduk, orada vakit geçiyordu. Eski düğünde nasıl oluyordu biliyor musun? İki davul, bir zurna, küt küt, vura 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 oluyordu. Atına gidiyorlardı, geline atağa bindiriyorlardı, alıp geliyorlardı. İşlere istediğimiz işte çalışma, birlik, beraberlik. Kardeş, biz uzaklarda olsak da atalarımızın ayak izleri var. Gözyaşlarımız var burada. Şu gözüken topraklarda ayrı ayrı anılarımız var her karışında. Gezdik, gördük, şimdi veda zamanı bu güzel topraklara. İstanbul Bağcılar'da yaşamakta olan Sinop, Boyabat, Çukurhan köylü vatandaşlarımız, nasıl biraz olsun memleket özleminize merhem olabildik mi? Biz çok memnun olduk buralara gelmekten. Dağlarınızın efil efil esen rüzgarı, bol oksijenli havası, gözlerimizi şenlendiren yeşili çok mutlu etti bizi. Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir'in isteğiyle çektik bu belgeseli. İstedik ki ata topraklarınızı unutmayın. Tekrar görüşmek ümidiyle.